Geçtiğimiz hafta Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki gezintimizin ilk bölümünü ekranlarınıza getirmiştik. Bu hafta ise fuardaki gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Cenevre'de ilk konuk olacağımız stand Fiat. Fiat, fuara minik modeli 500'ün SUV özelliklerini içinde barındıran versiyonu 500L ve yeni Panda ile merhaba diyordu. Geçelim Jeep standına. Arazi otomobilleri denilince ilk akla gelen markalardan biri olan Jeep, Grand Cherokee Sports modeliyle Cenevre Otomobil Fuarı'na hazırlanmış. Koreli otomobil üreticisi Kia da Cenevre'de yeni Seed'in Station Wagon versiyonunun dünya premierini gerçekleştirdi. Yeni Seed'in yanı sıra fuarda markanın bir başka göz alıcı yıldızı daha vardı. O da Dragster Concept. Fuarda yan yana yer alan BMW ve Mini standlarına doğru yol alıyoruz. BMW standının en çarpıcı yenilikleri 6 Grand Coupe ve M6 Coupe olurken, Mini ise yeni Club One konseptini ilk kez otomobil tutkunları ile buluşturuyordu. Şimdi yanımızda bu iki markanın Türkiye'deki en yetkili ismi var. Mikrofonumuzu Borusan Otomotiv İcra Kurul Başkanı Sayın Eşref Bir Yıldız'a uzatıyoruz. Eşref Bey, Otofan'a tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkürler. 82.si yapılıyor Cenevre Otomobil Fuarı'nın ve Cenevre Otomobil Fuarı gerçekten otomobil dünyasının Kâbesi gibi ve her yıl yeni markalar modellerini çıkartıyorlar ve şu anda da beğenmeden hemen konuşmak istiyorum. Grand Coupe, 6 Grand Coupe var. Hemen Grand Coupe gerçekten beklentilerin üzerinde ve kaliteli ve çok güzel çıkmış. Hemen Grand Coupe için neler diyeceksiniz? Grand Coupe için önce biliyorsunuz alt serisi çıktı. Alt serisi çıktı. Hemen sonra veya çıkarken zaten böyle bir fikir olduğu bize söylenmişti BMW'deki arkadaşlarımız tarafından. Ve orada birlikte çalıştığımız partnerlerimiz var. O partnerler, yani günlük olarak iş ilişkisinde bulunduğumuz arkadaşlarımız, hepsi benim spor tip araçları sevdiğimi bildikleri için otomobilleri, Eşref tam senlik bir otomobil çıkıyor. Biz gördük, acayip, kesin senin bir sonraki şirket aracın Camry Car bu falan dediler, bana bir gaz verdiler. Sonra ben resimleri çıktı. İlk resimleri çıkınca ama abartmışlar diye düşünmeye resimden başladı. Beklentinizi pek karşılayamamışlar. Evet, evet. Ondan sonra geçen ay, yani 1,5 ay önce Portekiz'e gittiğimizde yeni 3 serisini kullanmak için ve tanımak için ilk kez satış teşkilatıyla birlikte orada Grand Coupe'yi de gösterdiler. Ve dedim ki, demek ki fotoğraf başka, görmek başka. Adamlar beni benden iyi tanıyorlarmış. Ki gerçekten benim sevebileceğim bir otomobil oldu diye düşünüyorum herhalde. Ben zaten daha çok kupe araçları seviyorum. Diğer yeniliklere baktığımızda X6 M50 X-Drive, M550 X-Drive var. İkisi de, yani M dediğimiz otomobillere yakın olan dizel modeller. Onlar yenilik olarak var. 3 serisinin hemen M paketlisi burada teşhir ediliyor. Hemen ben bir Land Rover ve Mini tarafını da sormak istiyorum. Mini Clubman vardı biliyorsunuz. Yani dünyada birçok yerde çok sattığı zaman Türkiye'de pek alıcının tercih etmediydi. Ama şimdi Mini Clubman var. Mini Clubman dediğimizde daha çok arkası bir panel olarak ayrılmış şoför muhaliyle geri kalan kısmı. Ve yine arkadan açılan kapakları var. Ve camlar dışarıdan kapalı. İçeriden plastikle, dışarıdan folyo ile kapalı. Yük kapasitesi zannediyorum 500 kilo. Sordum, yani böyle dediler. Çok fonksiyonlu bir hobi aracı, evet, gibi. Evet, hobi aracı. Ve üstelik bunun sabah görüştük, bir ticari araç belgesi olacak mı? M1 olacak dediler. Mini Countryman John Cooper Works olarak çıktı ilk defa. Yine aynı beygir güçleriyle 211, diğer John Cooper Works'ler gibi.
Oradan bir köşeye ileri atladığımızda Land Rover'a baktığımızda Land Rover'da Evoque'un üstü açılan bir modeli var. Tabii ben şöyle düşündüm. Mesela birbirimize sorduk convertible nasıl diye. Çünkü bana göre Evoque'un göz alıcı dizaynının önemli bir bölümü o tepesi. Tepesinin aşağı doğru eğimi inmesi. Şimdi kendi kendimize dedik yani bu arabanın önemli bir özelliği, o göze çarpan özelliği. Şimdi onu yok ediyorsunuz gidiyor ve kabriyo tipi bir yarış oluyor. Bilimde var diyor. Yani tentesini kapatmadıkları için onu göremedim. Başka neyimiz var? Aston Martin'de Zagato var. Bir tane V12 Vantage var. Tabii o arkadan itişli araç o beygir gücüyle kolay değil kullanmak. Temsil ettiğimiz modellerdeki yenilikler aşağı yukarı böyle. Fuardaki gezintimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sırada süper sport modelleriyle yıllardan beri otomobil tutkunlarının hayranlık duyduğu bir marka Ferrari var. Birbirinden ihtişamlı ve sportif modellerine standında yer veren Ferrari'nin Cenevre'deki yeniliği ise 599 GTB Fiorano modelinin yerini alacak olan marka tarihinin gelmiş geçmiş en hızlı ve en güçlü modeli F12 Berlinetta oldu. Bir başka prestijli İtalyan otomobil markası Maserati ise ilk kez Cenevre'de yeni Gran Turismo Sport modelini meraklılarıyla buluşturdu. Sırada Citroën var. Fransız markanın standının Cenevre'deki gözdeleri ise DS serisinin son temsilcisi DS5 ve C4 platformu üzerinde geliştirilen yeni crossover modeli C4 Aircross oldu. Şimdi fuarın belki de erişilmesi en güç markalarından biri olan Rolls-Royce'un standına kısaca bir göz atalım. Marka Cenevre'de en pahalı ve en prestijli modellerinden biri olan Phantom serisinin makyajlanmış halini ilk kez tanıttı. Küçük şehir otomobili kavramının öncülerinden biri olan Smart da Cenevre'de yerini alan markalardan. Smart'ın fuarda en ön sırada yerini alan modeli ise 4-2 Brabus elektrik oldu. Sırada fuarın en çarpıcı ve adından en çok söz ettiren modellerinden birine sahip olan marka, yani Mercedes var. Markanın kuşkusuz fuardaki en büyük yeniliği ise A serisi. Önceki nesillerden farklı olarak bu sefer çok agresif ve dinamik bir tasarımla karşımıza çıkan bu iddialı otomobil için atak sloganı kullanılmış. Bugün burada, Cenevre'de yeni A serisinin lansmanını yapıyoruz. Bu Mercedes için aslında büyük bir yenilik. Yeni A serisi oldukça spor bir model. Otomobil yere daha yakın ve enine daha geniş. Aynı zamanda çok da güçlü bir görünümü var. Geleneksel Mercedes modellerinden, örneğin S serisinden ve diğer modellerden oldukça farklı bir çizgide. Sporcu ve güçlü bir tarza sahip. Yeni A serisinin potansiyel müşterilerinin %50'sinden fazlasının bu otomobili cazip bulmasını bekliyoruz. Yeni A serisinin 5 kapılısı da oldukça sporcu ve seksi bir araç. Aslında dikkatli bakıldığında geleceğin otomobilleri hakkında size ipuçları veriyor. Yani A serisine baktığımızda bu otomobil bir taraftan oldukça çekici ve seksi, diğer taraftan spor, güçlü ve kaslı bir görünüme sahip. Bu yeni bir trend. Bu yüzden bir önceki minivan tarzındaki A serimizi yeni A serimizde temelden değiştirerek enine doğru genişlettik. Yere yaklaştırdık ve spor bir görünüm vererek tasarladık. Bu sayede geniş bir iç açma da sahip olduk. Yeni A serisinin meraklarına oldukça pozitif, çekici ve cazip geleceğini düşünüyoruz. Bu aracı alacak kişiler bizce genç, dinamik, başarılı kişiler olacak. Bizim onlara A serisiyle sunduklarımız ise Mercedes lüksü, sporcu, yere yakın, çok çekici, güçlü, geniş ve seksi bir otomobil.
Birinci ve ikinci rollerin yer aldığı üst katta inceleyeceğimiz ilk marka Volkswagen. Ülkemizde de çok sevilen Alman markanın Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki yeni modelleri ise Amarok Canyon Concept, Polo Blue GT, Cross Coupe ve geçtiğimiz Frankfurt Otomobil Fuarı'nın da gözdelerinden olan Up ve Beetle serisi oldu. Skoda da fuara yepyeni bir modelle hazırlananlardan. Marka Cenevre Otomobil Fuarı'na ilk kez görücüye çıkardığı 5 kapılı yeni Mini Stigo ile merhaba dedi. Bentley yine Cenevre Otomobil Fuarı'nın en çok ziyaret edilen standlarından biri oldu. Kalabalık o kadar fazlaydı ki markanın süper lüks SUV konsepti EX-P9F'i görüntülemekte dahi zorluk çekti. Şimdi sırada fuarın en agresif ve vahşi otomobillerinden biri var. Lamborghini standının en ön sırasında yer alan ve hayranlıkla izlenen yıldızı 2.77 milyon dolar değerindeki Aventador J Speedster oldu. Audi standına geçtiğimizde ise yine bizleri birçok yeni model karşılıyordu. Yeni nesil A3, yeni RS4 ve A6 Allroad Quattro, Cenevre'de gözümüze çarpan yeni modeller oldu. Alman spor otomobil markası Porsche'ye geçtiğimizde ise markanın Cenevre'deki yeni yıldızları Boxster ve Boxster S standta en ön sırada yerlerini alıyorlardı. Ünlü İngiliz otomobil markalarından biri olan Jaguar, Cenevre Otomobil Fuarı'na markanın şu ana kadarki çok amaçlı ilk otomobili olarak tanımlanan Station Wagon modeli yeni XF Sport Break ile hazırlanmış. Standta kısa bir tur atıp markanın birbirinden güzel modellerini sizler için görüntülerken çok tanıdık bir yüzle karşılaştık. Bakalım Jaguar'ın marka elçisi Murat Yakın Otofan mikrofonlarına neler söylemiş. Hemen arkamızda Jaguar var ve Jaguar'ın marka elçisi olarak bizi gururlandıran ve Türkiye'nin de milli takımda olmasa bile Türk olarak gururlandığı bir futbolcu var. Şimdi hemen size marka elçiliğiniz Jaguar'la ilgili soru sormak istiyorum. Jaguar'la ilişkiniz, marka elçisi olmanız nasıl oldu? Hikayesini anlatabilir misiniz? tabii anlatamam. Araba çok güzel. Jaguar olarak ambasadörlük yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir elegant arabası. İşte kullanıyoruz. Beraber bir işlemimiz var. Hangi modelini kullanıyorsunuz? Burada arkamızda görüyoruz. Beyaz XKRS'i görüyoruz. Daha kabriyo olarak da çıkmadı ama onun kupasını kullanıyorum, evet. Sporcu olarak da size bu yakışır zaten. Spor bir otomobil, gerçekten karakterinize de uygun. İsviçre'de otomobil kullanmak nasıl? Önce onu sorayım. Ya burada tabii suatlı gidersen tenekli. Burada cezalar çok büyük. Ağır mı? Önce kırmızıda geçerseniz ne oluyor? Kırmızıdan cezası hiç geçmedim. Biz hep sakin araba sürüyoruz ama 250 frank geçer. Kırmızıdan 250 frank. Bayağı pahalıymış. Evet. Peki hız yaparsanız, limitleri geçerseniz? Hızdan otobanda 30 fazla gidersen orada da biletini bir ay verebilirsin. Bir ay ehliyetinizi alıyorlar. Evet, alıyorlar. O zaman zaten herkes bunu görünce de kurallara uyuyor. Ama zaten İsviçre çok kurallarıyla tanınan bir ülke zaten. Ve herkes de birbirine saygılı. Onun için de biz çok meşhuruz burada.
Harika. Lig TV'de program yaptığımız için programımız Otofan ama aynı zamanda tabii ki futbolda işin içerisinde var. Uzun yıllar futbol oynadınız. Şimdi başarılı bir teknik direktörlük kariyeriniz var. Biraz neler yapıyorsunuz? Kariyerinizle ilgili konuşabilir miyiz? İşte 6 sene evvel bırakmıştım futbolu sakatlık olarak. Ondan sonra hocalık diplomayı yaptım. Ya şimdi de başladık. FC Luzayan'da bir senedir orada çalışıyorum. Şu anda durumumuz ikinci. FC Basel tabii İsviçre'nin en büyük takımı lider oluyor. Biz de işte yavaş yavaş büyümeye çalışıyoruz ama daha FC Basel'ı geçemeyiz. Onlar çok kalite bir takım. Ama bizim de yeni bir genç takım çalışıyoruz ama çok başarılı olmak istiyoruz tabii. Ama zaten başarı birden gelen bir şey değil. Biraz yıllara yaymak gerekiyor. Belki birkaç yıl sonra sizi de takımınızı şampiyon olarak görüp belki Şampiyonlar Ligi'nde görebilir miyiz? İnşallah işte. Onun için çalışıyoruz her gün. İsviçre'de o kadar baskı yok. Burada sakin çalışmak var. İşte onun için de kendim hoşum. Tabii hocalık için en büyük ligde bir zamanda çalışmak isteriz ama benim için yeter, daha gençim. Türkiye'den bir teklif alırsanız bir takımdan düşünür müsünüz? Futbolda oynadığınız için Türkiye'yi de az çok biliyorsunuz. Tabii nerede futbolla oynarsa, nerede kalite iş olursa tabii her zaman bir yerde çalışırız. Ben şu anda memnunum burada İsviçre'de. Yavaş yavaş biliyoruz, yaşım 38 oluyor bu sene. İşte hocalık için daha çok genç. Çok genç. Onun için yavaş yavaş. O zaman da gelir. Peki İsviçre'de baskı yok dediniz ama Türkiye'de çok büyük baskı var biliyorsunuz. Yani sahaya çıkarken bile futbolcu kazanacağı maç için ayakları titreyerek çıkabiliyor. Seyirci, yönetim ya da medya baskısıyla. Şimdi tabii bu baskının sonucu Türkiye'de, aslında İsviçre'de de benzer sorunlar var. Bir takım sıkıntılar oldu, mahkemelik durumlar var. Evet. Türkiye'yi izliyor musunuz? O kadar çok pek izlemiyorum. İşte annem evde Lig TV'yi seyrettiği için bana haber veriyor. Ama tabii bizim burada işimiz de az değil. Kendi takımımızda tabii, kendi ligimize her gün iş tabii çıktığı için bizim burada da Suçya'da problemimiz var. İki tane takım tabii UEFA'yla mahkemelik oldular. Bir o var, Sion, bir de Xamax para İflas etmesi var. Bir de şimdi belki bu hafta da Servet onlar da belki oynayamayacaklar artık. Aynı sıkıntılar Türkiye'de de devam etti burada. Peki burada nasıl durum? Yani insanlar bu durumu nasıl karşılıyorlar? Olağan mı, normal mi, yoksa merakla sonucunu mu bekliyorlar? Ya burada, bu ülkede futbolu o kadar sevmiyorlar. Sevmek demek, interesi o kadar büyük değil. Daha iş olarak daha kabul etmiyorlar. Başarılar diliyorum takımınızda ve başında şampiyonluklar ve umarım yakın bir gelecekte Türkiye'de çalışacağınızı görürüz diye düşünüyorum. Eşa, çok sağ ol, teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok mersi.